Hayır, olamaz. Nayır. Hayır diyebilmekten bahsedeceğiz bugün. Herkese merhabalar. Bu videomuzda kendimiz için hayır diyebilmek, kendimiz için evet dediğimiz gibi hayır diyebilmek de önemli. Hayır anlamaya çalışalım birlikte. Bir de bakarsanız ki bir damlacık çocuğun her istediğini yapan bir esir haline gelmişsiniz. Mağazadan çıkar ve kendinize kızarsınız. Bu eteği beğenmemiştim. Neden satıcının ısrarlarına dayanamayıp aldım ki? Hayır deseydik, hayır diyebilseydik keşke. Benim de öyle bir pantolon aldığım olmuştu hatırladığım en son. Bir tane aldım, bir tanesi içime sinmedi ama öyleydi böyleydi derken aldığımı hatırlıyorum en son hayır diyemediğim konulardan bu örneğe ilişkin. İş yerindeki öteki sekreter Feride Hanım sizden yardım istemiş. Yazması gereken yazıyı önünüze koymuş ve siz onun işini yaparken o da telefonda arkadaşlarıyla sohbet etmekte. Bu ilk defa da olmuyor. Bizi adeta bir kurban haline dönüştüren bu tür durumlarının bir tek nedeni vardır. Hayır diyememek. Oysa hayır demenin insanlarla iletişimimizdeki en önemli bir yeri vardır. Neden hayır diyemeyiz peki? Nedeni apaçık ortadadır. Sanırız ki her şeye evet dersek etrafımız bizi onaylayacak, beğenecek. Her bir şeye itiraz ettiğimizde ise dışlanacak ve önemsenmeyeceğiz hissederiz kendimizi. Bu arada sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanları kırmamak, gücendirmemek endişesiyle de ağzımızdan evet, peki sözcükleri çıkıverir. Aslında onaylanmak, beğenilmek bütün insanların en önemli ihtiyacıdır ve böylesi bir ihtiyaç duymaktan daha doğal bir şey olamaz. Evet yaklaşımı bizi başkalarıyla işbirliği yapmaya, dayanışma göstermeye yöneltir ve bu çok güzel bir şeydir. Ne var ki bazen bu evetlerin dengesi kaçar, kendimize saygımız yıpranır, kendi ihtiyaçlarımız ve ilkelerimize sırt dönmüş olmaktan dolayı kendi kendimize yer hale geliriz. Sonuçta tam tersi bir etki oluşur. Onaylanmayı beklerken dikkate alınmamaya, sevgi beklerken buyrukları yerine getirmeye, gücendirmeyelim derken doğru olarak gördüğümüz bir ilkeden uzaklaşmaya başlarız. Peki nasıl hayır diyeceğiz? Hayır deme taktiklerine geldiğimizde bazı kişiler taleplerinin geri çevrilmesini ya da söylediklerinin kabul edilmemesini kendilerine yönelik bir saldırı ya da hareket gibi algılarlar. Bazen hayır demek İşten atılmayı, eşinizden ayrılmayı ve çok sevdiğiniz bir dostunuzla bir daha görüşmemeyi de getirebilir. Bu nedenle hem kendi hak ve ihtiyaçlarınızı hem de karşınızdakinin hak ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hayır diyebilmek iletişim ustalığının göstergesi sayılabilir. Peki ne zaman hayır, ne zaman evet demeliyim? Bu kararı terazinin kefelerine bakarak verebilirsiniz. Örneğin birisi sizden bir şeyi talep ediyor, yapıp yapmama konusunda kararsızsınız. Hemen terazinin kefelerini gözden geçirin. Eğer terazinin kefesi sizden yana ağır basıyorsa, son dönemlerde hep kendi ihtiyaçlarınızı öne almışsanız, karşınızdaki insanın isteğine olumlu cevap vermenin anlamı gelmiştir. Zamanı da gelmiştir. Ama terazinin kefesi öteki kişiden yana ağır basıyorsa, son zamanlarda hep karşınızdakinin isteklerini yerine getirmiş ve kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmişseniz, hayır demeniz bencillik değil, akıllılık olur. Kendinize bir iyilik yapmış olursunuz. İlkelerimiz, yaşam felsefemiz ve değerlerimiz de evet ve hayırlarımızı belirleyici bir yer tutar. Örneğin en sevdiğiniz arkadaşınız size birlikte hırsızlık yapmayı teklif ediyor. Son zamanlarda onun istediklerini çok sık geri çevirmişsiniz. Bu sefer hırsızlık mı yapalım, evet mi diyeceksiniz diyor. Sık geri çevirmişsiniz ve terazinin kefesi sizden yana ağır basıyor. Bu durumda evet mi diyeceksiniz? Hayır diyebilmek işte böylesi durumlar açısından çok önemlidir. Aile iletişimi bölümünde ilerleyen bölümlerde biz de videolarımızda diyelim göreceğimiz gibi her insanın bir ailenin bir değerleri sistemi bir yaşam felsefesi vardır ve olmalıdır. Evet veya hayır demede bu ilkeler, değerler, anlayışlar bize rehberlik eder. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren bu ilke ve değer ve anlayışlara göre evet ya da hayır demiş ve onlara bunlar temelinde hayır demeyi öğretebilmişsek en delişmen oldukları buluğ çağında bile dışarıdan gelen kötülük çağrılarına karşı kendilerini koruyabilirler.
Alkol, uyuşturucu kullanma veya cinsel istismar gibi konularda genç kız veya delikanlıların hayır diyemedikleri için kötü durumlara düştüklerini biliyoruz. Yani hayır diyorsun, ha bir kereden bir şey olmaz, iç. Ne olacak, sigarayı, alkolü vesaireyi. Hayır demek çok önemli gençlerimiz için. Terazinin kefesi sizden yana ağır bastı. Hayır deme zamanı veya sizden gelen talep ilkelerinize size gelen talep ilkelerinize ters düşüyor. Benimsemiyorsunuz. Hayır demek zorunluluğu. Bu hayır en uygun şekilde telaffuz edilmelidir. Bu konuda sandviç yönteminden yararlanabilirsiniz. Hayırlarınızı üçe bölebilirsiniz. Sandviçin altı, üstü, orta kısmı, katık kısmı şeklinde. Size gelen talebi kendi sözcüklerinize ifade edin. Bu alt kısmı diye düşünün. Alışverişe çıkacağın için çocuklarını bana bırakmak istiyorsun. Mağazada çorapları çantama atmayı yardım etmemi istiyorsun. Böylece karşınızdaki kişiye kendisini dinlediğinizi ve sizden ne istediğini anladığınızı belirtmiş olursunuz. Kabul etmediğiniz nedenini belirtin. Sandviçi lezzet kasan kısım, yani orta kısmı diye düşünün. Bütün hafta çok yorulduğum için bugün dinlenmeye ihtiyacım var. Biliyorsun buna hırsızlık yapmak denir ve ben de böyle bir davranışta bulunmayı kesinlikle karşıyım. Reddinizi karşısındaki açısından hazmedilmesini sağlayacak bir şeyler söyleyin. Yani hayır deyin. Onu sağlayacak, hazmedilmesi yani kabullenebilmesi için bir şeyler ilave cümleler söyleyin. Bu da üst kısmı sandviçin diye düşünün. Gelecek hafta bir gün gene alışverişe gitmek istediğinde çocuklarına göz kulak olurum. Senin de böyle bir davranışta bulunmayacağını umuyorum diyebiliriz. Sürekli başkalarının isteklerine boyun eğen bir insan bir de bakar ki kendi hayatını cehenneme çevirmiş. Böyle bir insanın başkalarını dinleyecek, karşısındakine empati gösterecek duyguları ben diliyle ifade edecek hali kalır mı? Kısacası böyle bir ilişki kişi sağlıklı ve etkin bir iletişim kuramaz. Unutmamamız gereken en önemli nokta şudur. Her hayır bir başka şeye evet demektir. İstemediğim halde benden sürekli bir şeyler yapmam için beni zorlayanlara yönelik hayır kendi ihtiyaçlarıma evet anlamına gelir. Doğru bulmadığım ilkelerime ters düşen bir davranış talebini reddetmem dürüst ve huzurlu bir yaşamı seçtiğimi gösterir. Sürekli kendi işini bana yıkmaya çalışan iş arkadaşıma çıkıştığımda kendi işimi daha iyi yapar hale gelebilirim. Gelirim de. Kısacası hayır diyebilmek kendi hayatımızın iplerini elimize almak demektir. Esen kalın.